Merhaba arkadaşlar, biz karnımızı doyurduk. Çocuklar için uyku vakti. Gel Gül, seni yatıralım. Bakalım şöyle. İyi uykular. Benim de çok uykum geldi. Oy, oy, oy. Hadi Lili, gel seni de yatırayım. Herkese iyi geceler. Ay, ben çok üşüyorum ya. Çok soğuk. Ay. Ay çok üşüyorum. Kalkayım, montumu giyeceğim. Ay. Ay. Belki bu beni biraz ısıtır. Niye bu kadar üşüyorum anlamadım. Sıkıca kapatayım buramı da. Ay. Hala üşüyorum. Ayşe, Ayşe'yi çağırayım. Ayşe. Çok üşüyorum. Ayşe. Lili, bana mı seslendin sen? Oo, ne oldu sana? Neden montunu giydin? Ayşe, çok üşüyorum ben. Lili, sen yanıyorsun, çok sıcaksın. Hemen üstünü çıkarmamız lazım. Sonra da ben senin ateşini ölçeceğim. Çabuk çıkar şu üstünü. Sen şimdi yat. İlk yardım kutumuz nerede acaba bizim? İşte buradaymış. Nerede acaba? Heh, işte burada. Lilicim kaldır kolunu bakalım. Evet. Bakalım kaç derece ateşi? Olamaz. 39 derece Lili senin ateşin. Sen hasta olmaya başlamışsın. Ben sana hemen bir bitki çayı yapacağım. Bir limonlu ıhlamur çayı yapayım. Ona iyi gelecektir. Dolapta ıhlamur ve limon olacaktı. İşte ıhlamur. Bu da limon. Önce limonu keselim. Limonu keselim. İşte ıhlamur da. Biraz da su kaynatalım. Kaynadı. Karıştıralım. Oh harika. Mis gibi koktu. Bunu Lili'ye içirelim.
şey ya. Çok üşüyorum. İşte geldim Lilicim. Gel bakalım. İşte sana limonlu ıhlamur yaptım. Hadi aç bakalım ağzını. Ay, Ayşe sıcacıkmış. Çok iyi geldi. Tamam Lilicim. Hadi gel şimdi biraz daha dinlen. Sonra ateşini yine ölçeceğim. Ama üstünü örtmeyelim. Çünkü ateşinin düşmesi lazım. Ay, çay iyi geldi. Daha iyiyim artık. Üşümüyorum eskisi kadar. Ay. Tamam. Gel son bir defa daha ateşini ölçelim. Güzel, 37'ye düşmüş işte. Ateşi düşünce çoktan uykuya dalmış bile. Arkadaşlar, havalar soğumaya başladı. Siz de soğuk kış günlerinde hastalıktan korunmak için bol bol taze sebze ve meyve yiyebilir, bitki çayı içebilirsiniz. Hoşça kalın.